Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Daha önceki videolarımızda gayrimenkul hukukuna ilişkin bazı konularda bilgilendirmeye çalıştık. Hatta bazı yargı kararlarını da değerlendirdik. Özellikle bu videoların altına gelen yorumlar ya da bana çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşan genç kardeşlerim, neden avukatlık mesleğini seçmemiz gerektiğini, özellikle üniversite sınavının hemen ertesinde yaşanan tercih maratonunda oldukça fazla sordular. Bu nedenle bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Evet, hukuk fakültesi diğer fakültelerden bir nebze avantajlı. Çünkü hukuk fakültesinden mezun olan bir kişi sadece avukatlık mesleğini, naçizane benim yürütmeye çalıştığım gibi, yürütmek zorunda değil. Bunun yanında hakimlik, savcılık mesleğini tercih eden, hatta öğretim üyeliğini, öğretim görevlilerini tercih eden ya da bürokraside görev almak isteyen birçok arkadaşımız hukuk fakültesini tercih etmekte. Bu noktadan hareketle benim de birçok arkadaşım çeşitli görev yerlerinde görevlerini başarıyla icra ediyorlar. Ama ben hukuk fakültesine girdiğim andan itibaren avukatlık mesleğini tercih edeceğimi düşündüm ve bu yönde hareket ettim. Ve uzunca bir süredir de avukatlık mesleğini icra ediyorum. Bu nedenle avukatlık mesleğine ilişkin düşüncelerimi, gözlemlediğim, deneyimlediğim avantajları ve dezavantajları siz genç meslektaş adaylarımla paylaşmak istiyorum. Özellikle son dönemlerde sosyal medyanın ya da televizyonların pompalaması nedeniyle çok sıklıkla tercih edilen hukuk fakülteleri gerçekten de avantajlı mı ya da aslında bize gösterilenden daha mı sıkıntılı, onu siz değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Peki ben neden hukuk fakültesine gittim ve hukuk fakültesinin sonrasında da avukatlık mesleğini tercih ettim? Tabii ki deneyimim kendi mesleğime ilişkin olacak. Ben bir serbest meslek icra eden, serbest avukatlık mesleğini tercih eden bir kişiyim. Tabii ki serbest avukatlık yürüten bir kişi olarak da gözlemlediğim bazı avantajlarımız var. Bunlardan birincisi, diğer mesleklerde nispeten daha az olan zamanı kendi yönetebilme imkanı. Yani bir serbest avukatlık yürüten kişi eğer zamanını doğru bir biçimde yönetebiliyorsa her türlü çalışmayı gerçekleştirebilir. Çünkü herhangi bir kişiye ya da bir duruma tabi değil. İkinci konu, kendisine gelen dosyalar aracılığıyla eğer araştırmayı, bilgi edinmeyi seviyorsa, her dosya kendi içerisinde bir hazine. Dolayısıyla aslında hukuki dağarcığını genişletebilmek, dosyalar içerisinde ayrıntıları keşfederek o da müvekkillerine katkı sunmayı arzulayan bir kişi tabii ki meslekten oldukça zevk alacaktır. Ya da hatta daha da ötesinde hazzı inanılmaz olacaktır. Ama bunu yapmak istemeyen, bunu araştırmaktan yorulan ya da sıkılan kişilerin avukatlık mesleğini tercih etmemesi işin açıkçası onların da meslekten keyif alamayacakları için önemli bir tercih olabilir. Bir diğer konu, kendilerine gelen ve kendilerinin dertlerini satın alınmasını isteyen müvekkillerin sayesinde aslında hiçbir zaman aynı sosyal çevreyi paylaşmayacak kişilerle tanışabilme imkanı sağlaması. Çünkü kişiler sizle sadece hukuki uzmanlık bilginizi satın almak için çoğu zaman bir araya geliyorsunuz ya da müvekkil-vekil ilişkisi kuruyorsunuz. Ama bazen bu müvekkil-vekil ilişkisi uzun yıllara da eğer sarkıyorsa davaların uzunluğu sebebiyle bazen aynı sosyal çevreyi ya da sosyal paylaşımı yapmanıza da vesile oluyor. Bu da çok farklı deneyimler sağlayabileceği gibi çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. Bunun dışında tabii ki bilginin ve tecrübenin ölçülebilir bir değeri olmaması sebebiyle kendinizin değerini, yani emeğinizin ücretini tabii ki kendiniz belirliyorsunuz. Ve ne kadar eğer o konuda uzmansanız,
ne kadar iyiseniz, ne kadar müvekkilinizin derdine çözüm üretebilecek kapasitedeyseniz, o kadar da ücretiniz ve emeğiniz de değerli olacaktır. Bunu söylemekte herhangi bir beis yok. Dolayısıyla aslına bakarsanız zamanınızı yönetebildiğiniz, araştırma yaparak dosyaların içerisinde kaybolarak neredeyse amiyane tabiriyle oldukça mesleki hazzı deneyimleyebileceğiniz ve bunun sonucunda da önemli bir maddi imkana kavuşacağınız bir meslek, avukatlık mesleği. Peki dezavantajları neler? Hiç mi yok diyeceksiniz bu kadar önemli avantajının yanında? Tabii ki var. Özellikle son dönemlerde hukuk fakültesi sayısının katlanarak arttığı şu zamanlarda rekabet aslında hukuk mesleğinin ya da avukatlık mesleğinin ruhuna aykırı olacak şekilde kırıcı ve hatta bazen etik ilkelerin yerle bir edildiği bir dönem. Dolayısıyla mesleğe girecek genç meslektaşlarımızın tabii ki bundan bilgisinin olması şart. Aynı zamanda bazı hukuki kurum ve kurumların etkisiyle yargı uygulamalarındaki farklılıklar nedeniyle hukuki güvenirlik ya da belirlilik ilkeleri şu anda oldukça sıkıntılı. Dolayısıyla bazen size derdini anlatan müvekkillerin sıklıkla sorduğu soru gibi, acaba biz bu davayı kazanabilir miyiz? Acaba bu davanın sonucunda şunlar mı gerçekleşir sorularına cevap vermekte meslektaşlar olarak oldukça zorlandığımız bir dönem yaşıyoruz. Çünkü hukuki öngörülebilirlik neredeyse şu anda sıfıra yakın. Dolayısıyla çeşitli durumlarda benzer vakaların farklı kararlarla karşı karşıya kalması eskiden bir istisnayken şu anda sıradan bir vaka. Tabii ki böyle olunca da mesleğe olan inanç, mesleğe olan saygınlık da bir ölçüde azalıyor ve tabii ki rekabetin de daha da sertleşmesine neden oluyor. Ama tüm bunlarla birlikte, tüm bunları bir sepette düşündüğümüzde, bir toplamda düşündüğümüzde avukatlık mesleği hala dünyanın en saygın mesleği ve tabii ki Türkiye için de bu geçerli. Dolayısıyla eğer mesleğinizi layıkıyla yapıyorsanız, eğer çalışmaktan hoşlanıyorsanız ve sürekli kendinizi geliştirmeye inanıyorsanız bu mesleği tercih etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ama asla ve asla lütfen şunu yapmayın. Çevrenizin baskısıyla ya da kendinizin hayalini kurduğu hayata bir an evvel ulaşabilme isteğiyle sevmediğiniz, yeteneklerinizle örtüşmeyen bir mesleği asla belirlemeyin ya da asla seçmeyin. Puanınız her ne kadar çok yüksek de olsa, ne kadar hukuk fakültesini rahatlıkla da kazanacak olsanız, lütfen mesleğinizi yeteneklerinizle örtüştüğü ölçüde tercih edin. Bu size meslekte başarı getireceği gibi aslında hayalini kurduğunuz hayatı da ya da standartları da rahatlıkla sağlayacaktır. Aksi hayal kırıklıkları, aksi başarısızlıklar. Evet, kendi mesleğime ilişkin deneyimlerimi siz izleyicilerimle, özellikle genç meslektaş adaylarımla paylaşmak istedim. Umarım bu video size bir yol gösterici ya da ufuk açıcı olabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi şanslar.